Merhaba arkadaşlar. Bugün yeşil perde nasıl yapılır? Onunla ilgili bir video hazırlayacağım. Videoda nasıl yapacağınız, nasıl boya almanız gerekiyor, duvarı ne şartlarda uygulanması gerekiyor bunları anlatacağız. Yapacağımız şeylerden biri önce duvarı düz hale getirmek. Duvarımız aynen bu şekilde tırtıklıydı. Tabii bunu kullanamıyoruz. Kullanmadığımız için de duvarı alçıyla düzlememiz gerekiyordu. Bu bizim color checker'ımız, yani renkleri check ettiğimiz palet. Bu palette bizim kullanacağımız renk bu. Bu renk 128 green, blue ve red yok içinde. %51 değerine denk geliyor diyebiliyorum. %51 yeşil olması gerekiyor ve bu karteleyi götürüp oradan Marshall'ın renk kartelesinden, renk paletinden buna en yakın rengi seçmeye çalıştık. Ve özellikle mat olması gerekiyor. Evet arkadaşlar, ikinci adım olarak da almanız gereken boya Irish Green 43GE24/566. Bu bizim az önce görmüş olduğunuz rengin en yakın olanıydı. Birebir rengi çıkartamıyoruz. O yüzden karteladan en yakın rengi bulup onu seçtik. Diğer bir önemli detay da bazının ne tipte olacağı. Özellikle export mat olması gerekiyor. Bu matın birkaç çeşidi var. Silikonlusu var, plastiği var. Export mat, Marshall'ın en mat boyası. Bunun daha matı yok. Şöyle de göstereyim. Şimdi önemli detaylardan diğeri de bu bazların özellikleri. Bu özelliklerden önemli olan BC olması. BC dışındakileri yapamıyorlar. BC olması gerekiyor. O rengi çıkartamıyorlar. Bunu biz mahalle arasındaki yerlerde yaptıramadık. O yüzden Koçtaş'a gittik ve Koçtaş'tan yaptırdık. Evet, boyamızı da bitirdik. Bundan sonra yapmamız gereken şeylerden bahsedeceğim size, yeşil perdede önemli olan şeylerden. Bunlardan ilki arka tarafı, yani yeşil bölümü iyi aydınlatmamız gerekiyor. Düz bir aydınlatma olması lazım. Bir tarafın karanlık, bir tarafın aydınlık olmaması gerekiyor. Eğer böyle olursa doğru bir keyleme yapamıyoruz. Karanlık kalan taraflar karanlık kalmaya devam ediyor ve arkaya koyacağınız görüntünün üzerine binebiliyor. İkinci adım olarak ise arkaya koyacağımız görüntüyü track etmemiz gerekiyor ve bunun için bazı pointlere ihtiyacımız var. Bu pointleri bildiğiniz postitlerden yaptım. Aslında biraz geçici olarak yaptım. Daha sonra uygun bir şekilde uygulayacağım. Burada göstereyim hemen. Üçüncü adım olarak ise arkaya gölgenizin düşmemesi gerekiyor. Eğer arka tarafa düşerse gölge kaldığı için yine bu gölgeler görüntümüzün üzerine düşecektir. Artık hazırız ve istediğim yere gidebilirim. Burası fazla kör. Güzel, dingin. Evet, bugünlük de bölümün sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum ve sorularınız için yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.